Öncelikle arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bundan sonra her cumartesi günü saat 6'da Pertemiyel ailesi olarak ben Bahar Yıldırım karşınızda olacağım. Bizim buradaki amacımız Pertemiyel ailesini bir arada tutmak, geçmişten geleceğe tüm kuşakları bir araya getirmek, bir anlamda ailenin aynı çatı altında olmasını sağlayabilmek. Bu noktada eğlenceli, keyifli, Pertemiyel Evde Kal programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Burhanettin hocamız. Hepimizin böyle gözümüzü kapattığımızda, lise yılları aklımıza geldiğinde ilk akla gelen hocalardan biri. Çok sevdiğimiz, saydığımız, babacan tavırlarıyla birlikte bize ışık tutan, yol gösteren Sayın Burhanettin hocamız bugün konuğumuz olacak. Böyle geçmişe gideceğiz, anılardan bahsedeceğiz ama sizleri de böyle her an takipte olacağım. Sorunuz olduğu an böyle araya girip sizlerin sorularını da yöneltmeye çalışacağım. O yüzden hep birlikte olduğumuz interaktif, gayet keyifli, biraz da iftar öncesi bir program hazırlamak istedik. Şu anda ben yani karşınızda olmaktan dolayı çok hem gururluyum hem heyecanlıyım. Bir anlamda Pertemiyeli temsil etmekten dolayı heyecanlıyım. İlk başta Osman Gültekin'i programa almak istiyorum. Osman Gültekin Osman, karşımda. nasılsın? Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Kaç gündür bu saati bekledik. Cumartesi saat 6 her yeri duyurduk ve şu anda da takipçilerimiz dakikalar arttıkça sayıları da artıyor. Osman hoş geldin, nasılsın? İyidir, sen nasılsın Bahar? Ben de iyiyim. Ben bu hafta programa biraz daha fazla hazırlandım. Böyle kuşlarımla falan çıktım. Değil mi? Evet Osman, senden dinleyelim. Ben böyle biraz zaman geçsin diye, biraz da katılımcılar artsın diye bu programı neden yaptığımızı dilim döndüğünce açıklamaya çalıştım ama bir de senden dinleyelim. Bundan sonra neler yapacağız? Daha aktif olmaya çalışacağız. Pertemiyel TV'den bahsedelim. Söz sende. Şimdi herkese öncelikle sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bugün bu yayının ikincisini yapıyoruz. İlk yayında bizi yaklaşık olarak bir 200 kişi izlemişti. Yani biz düşündüğümüz zaman lokalde bir etkinlik yaptığımız zaman bu etkinliklere işte 40-50 kişi geliyor. İşte maksimum 100 kişi geliyor. Biz de kendimizi başarılı görüyorduk ama artık bu korona günlerinde bu etkileşim ve iletişim farklı bir yöne gitti. Sosyal medya tarafı daha çok ağırlık kazanıyor. Dolayısıyla biz de burada Pertemiyelilerle hep birlikte burada katılmayı, burada birlikte buluşmayı daha etkili olduğunu görmüş olduk ve bu şekilde yayınları başlattık. Bugün yayını bir eski bir hocamızla birlikte yapacağız. Biliyorsunuz biz Eskimeyen hoca, eskimeyen hoca. eski mi? Evet, Evet. eski lafı aslında doğru bir laf değil. Kıdemli hocalarımız diyebiliriz Evet. belki. Biz biliyorsunuz bir sloganımız var. Pertemiyelli olmak ayrıcalıktır diye bir sloganımız var. Aslında belki ona şunu da eklemek lazım. Pertemiyelde öğretmen olmak da bir ayrıcalıktır. Aynen. Bizim Pertemiyelli hocalarımızın Pertemiyel camiasında ayrı bir önemli bir yeri vardır ve birleştirici bir rolü vardır. Mesela farklı dönemlerden mezunlar bir araya geldikleri zaman aralarındaki ilk muhabbet genellikle şöyle başlar. İşte sizin zamanınızda şu hoca var mıydı? Hani şu hocayı hatırlıyor musunuz? Aynen. Evet. Hani böyle dolayısıyla böyle farklı dönemleri bir arada tutabilen belki de camiamızın böyle yapı taşı böyle biraz harç vazifesi gören yapı taşlarından bir tanesi de bizim hocalarımız. Baktığımız zaman biz aslında Pertemiyelliliği ve Pertemiyel kültürünü onlardan öğrendik. Onlar bize hal ve hareketleriyle yalnız ders anlatarak değil, hal ve Evet. hareketleriyle güzel şeyleri gösterdiler. Pertemiyelliliği gösterdiler. Bize pertemiyelliliği nakşettiler aslında. Aslında şöyle de bir durum var. Biz işte lisede 4 sene okuduk. 4 sene mezun olduktan sonra dedik ki kendimizi pertemiyelli olarak adlandırdık. Ve hayatımız boyunca da bu pertemiyellilikle de övünüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bizim okulumuzda 20 sene, 30 sene okulda görev alan hocalarımız var. Yani biz 4 sene okulda bulunup bütün ömrümüz boyunca pertemiyelliliğimizi övünüyorsak hani bizim öğretmenlerimiz bizden kat be kat daha çok pertemiyelli. Aslında biz o işte pertemiyel kültürünü aslında onlardan öğrenmemizin sebebi de o. Onlar pertemiyelinin ne olduğunu taşıdılar ve bizlere gösterdiler yani. Dolayısıyla işin bu tarafı var. Bu okulumuzda uzun yıllar görev almış hocalarımızdan bir tanesi de Burhanettin Hoca. Kendisi benim dönemimde de okuldaydı ve bizim dersimize de girdi.
Burhanettin Hoca ile konuştuğumuzda, şimdi Burhanettin Hoca'yı hatırladığımız zaman işte beyaz önlüğü, ondan sonra direkt böyle disiplini çağrıştıran bir mizacı vardı böyle. Evet. Hocayla lokalde konuşurken hoca dedim ki yani hocam dedim yani ben sizin hiçbir öğrenciyle tartıştığınızı veya böyle münakaşa yaşadığınızı veya o zamanlar biliyorsunuz biraz fiziki şeyde makuldü oluyordu okullarda. Böyle bir şey yaptığınızı görmedim dedim. Ya bunu dedim nasıl hani başarıyordunuz hani nasıl yapıyordunuz diye. Ya tabii Osman dedi yani biz dedi pertemniyelde dedi bunları öğrendik. Yani pertemniyel sadece öğrenciyi yetiştirmiyor. Aynı zamanda öğretmenleri de yetiştiriyor. Hatta yanımızda pertemniyele genç yaşta gelmiş, öğretmenliğe başlamış bir hocamız da vardı. Yani o da aynı şeyi söyledi. Yani dedi biz dedi biz okula katıldığımızda dedi eski kıdemli öğretmenleri gördüğümüz zaman hani onlardan dedi duruşlarından, yaklaşımlarından, olaylara bakış açısından dedi bize tavırlarından dedi biz dedi pertemniyel kültürünün ve değerlerinin ne olduğunu biz dedi yaşayarak öğrendik. Bu yaşayarak öğrenme kısmı çok önemli. Yani lise yıllarında biz çok güzel anılarımız var okulumuzda. Ama pertemniyellik nedir? Veya o anıların o duyguyu tanımla deseniz belki kelimeleri bulamayacağız, tanımlayamayacağız. Biz onları yaşadık orada ve yaşayarak öğrendik. Yani pertemniyel değerlerini, pertemniyel kültürünü biz ancak anlatılmaz yaşanır deniyor ya. Yani öyle bir durum var yani burada da. Biz pertemniyelli hocalarımızdan hasılı kelam yalnızca kimya, işte matematik, edebiyat, ondan sonra biyoloji. Hani bu dersleri öğrenmedik. Biz aynı zamanda değerlerimizi, pertemniyel ahlakın, pertemniyel kültürünü, hayatımız boyunca taşıyacağımız ilkelerimizi, prensiplerimizi ve bunları da öğrendik. Fazla uzatmadan en azından şunu söyleyeyim. Ben Burhanettin Hoca şahsında ben bütün pertemniyelli hocalarımıza binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aynı zamanda hali hazırda okulda görev alan hocalarımıza da saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. Pertemniyelli öğretmen olmak da ayrıcalıktır. 4 sene belki görev alacaklar, daha sonra ayrılacaklar ama onlar da yıllar sonra bir pertemniyel mezunuyla karşılaştıkları zaman kendilerine gösterilen sonsuz saygı ve sevgiyi gördükleri zaman pertemniyelli olmanın ne olduğunu bir derece, bir kat daha anlayacaklardır. Hoca o zaman Osman şöyle yapalım çünkü alttan yazılardan nerede Burhanettin Hoca, Burhanettin Hoca diye böyle şeyler var, ısrarlar var. Dilersen Burhanettin Hoca'yı teknik olarak bağlayabilmeyi başarırsak bağlayalım. Sonrasında Tamam. da programı bitirmeden tekrar seninle programı kapatalım. Çünkü daha anlatacağın Pertemniyel TV var, başka o anekdotlar var. Programı yine seninle bitirelim ama şu anda Burhanettin hocamızı bir an önce canlı yayına çıkartalım. Herkes de burada sabırsızlıkla bekliyor. O yüzden ben sana şimdilik el sallıyorum. Tamam. Hocamızı hocamızı bağlamayı başarırsak çok Tamam. mutlu olacağız. Evet. Tamam. Herkese yine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben el sallıyorum. Tekrar görüşmek üzere Osman. Alkış alkış. Hocam nasılsınız? Hocam, biraz böyle ekranı düzeltir misiniz? Sizi özledik zaten. Sizi görmek için bu yayını yapıyoruz. Sonunda başardık hocam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Saygılarımızı sunuyoruz. Yüzümüzde güller açtı. Birçok şu anda herkes sizi bekliyor. Herkes selamını gönderiyor. Hocam nasılsınız tekrar? Selam başımın üstüne. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? İyi misin Bahar? Hocam ben bugün sizinle yayın yapacağım için ayrı bir heyecan duydum. Yani biz şey yetiştirdik biliyorsunuz hani hocalarımıza çok son derece saygılı, sizinle konuşurken bile yüzümüz kızaran, hani yanınıza gelirken hani önce düşünüp sonra soran bir nesil olduğumuz için şimdi sizinle karşılıklı yayın yapmak beni bugün çok heyecanlandırdı. Öncelikle kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Ne zaman sizin afişinizi yayınladık takipçilerimiz arttı hocam. Bu anlamda da çok teşekkür ediyoruz size. ben şunu... Buyurun. Ben teşekkür ederim. Yani böyle bir şeyi düşündüğünüz için ne demek çok çok sağ olasınız. Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi sizi zaten bilen biliyor. İlk pertemniyel dediğimizde ilk aklımıza gelen hocalarımızdan birisiniz. Ama bu programda önce biraz çocukluğunuza inip
O günlerden bugünlere Burhanettin hocamızı sizin kendi ağzınızdan aslında dinlemek istiyoruz. Burhanettin hocamız, evet. Neler yaptınız o günlerden bugüne? Ya çocukluğumuz Erzurum'da başladı. 1973'te ailem İstanbul'a nakletti. Liseye, ortaokulu, ilkokulu hepsini Erzurum merkezde okudum. Derken ailem İstanbul'a nakletti. İstanbul'a geldik ve ben tekrar kısmet Erzurum'a döndüm. Atatürk Üniversitesi'nin Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde o üniversiteyi okudum. Derken orada göreve başladık. Orada evlendik. Hayatımız 1988 yılına kadar tekrar Erzurum'da devam etti. Yani okul hayatı, öğretmenlik hayatı 1979 1 Mart itibarıyla Erzurum 50. Yıl Ortaokulu'nda başladı. Daha sonra Erzurum Hamam Hatip Lisesi, Kız Meslek Lisesi derken 1988'de İstanbul'da gözümüzü açtık. Yani İstanbul'da gelme olayı da bir sürprizdi aslında. Benim hiç aklımdan geçmeyen bir şeydi. Nasıl bir sürprizdi hocam? Ne oldu da İstanbul'a yolunuz düştü? Yani bir gün okuldan çıktık İmam Hatip'ten. Dışarıda Nisan ayı yağmur yağıyor ve peşine kar yağmaya başladı. Döndük okula tekrar. Okulda sohbet ederken iki öğretmen arkadaşımız, bir Celal abimiz vardı. O dedi ki ya biz buranın karını hadi mecburen çekiyoruz. Senin ailen İstanbul'da. Sen niye burada bu karı çekiyorsun gibilerden. Espri yaptılar. Benim de Erzurum olan sevgimi biliyorlar zaten. Gerçi Türkiye'nin her yeri bizim ama Erzurum Erzurum'da başkadır. Cağ kebabı yani. Zaten onun benim. için bile yaşamaya değer orada diyorum yani. Yeriz bir gün. Benim yerime memura diyorlar ki yani bu Burhan'ın yerine Burhanettin demezlerdi. Burhan derlerdi. Burhan'ın yerine dilekçe yazsana. Tayin iste İstanbul'a. Benim arkamdan dilekçeyi yazıyorlar, veriyorlar. Derken bana dediler ki İstanbul'a tayin istedik senin için. Yapmayın ya dedim şaka yapıyorsunuz. Derken baktım olay gerçek. Ve sonuçta işte 88 Eylül ayında nefesimizi İstanbul'da aldık. Koca Mustafa Paşa Lisesi'ne tayinimiz çıktı. 4 yıl orada çalıştıktan sonra Pertevniyal Lisesi ve Fatih Kız Lisesi ikisinden birine tayin istedim. Siz istediniz değil mi? O, tam Ben olarak istedim. Pertevniyal'le yolunuz ne zaman nasıl kesişti hocam? Bunu detaylandırabilir misiniz? 1992'de Koca Mustafa Paşa Lisesi'nde müdürle biraz bendeyle herkes sıkıntılıydı. Ben de Muhammed Çoban'la kulakları çınlasın. Bir ara sohbet ederken ya bize gelsene dedi. O Pertevniyal Lisesi'ndeydi. Olur dedim neden olmasın. Ve milli eğitime gittim. İlçe milli eğitime gittim. Böyle böyle dedim. Ben Fatih Kız Lisesi veya Pertevniyal Lisesi hangisi müsaitse boşsa kadronun oraya alınmasını istiyorum. Dediler ki Pertevniyal Lisesi'nde öğretmen fazla. Biz onu konuşurken o arada Seyhan Bey içeri girdi. Ceyhan Cengiz. Seyhan Cengiz. Selam. Kulakları çınladı. Evet, Mustafa Bey Cengiz. dedi ki ya Pertevniyal Lisesi'nde dolu yani kadro dolu. Burhan dedi kusura bakma ora olmaz. Seyhan Bey içeri girdi. Dedi ki bak Seyhan Bey de oranın müdürü. İçeri girdi. Hayrola dedi Seyhan Bey. Dedi ki Burhanettin bu şekilde ya. Mustafa Bey dedi ki Burhanettin sizin okula gelmek istiyor. Dedi gelsin ben Dadaş'ı tanıyorum kıyabe. Aynen bu şekilde. Dadaş. Bu şekilde, aynen bu şekilde. Dedi ki gelmesini isterim ben gelsin dedi. Ama dedi senin öğretmene ihtiyacın yok ki. Var var dedi. Dadaşıma ihtiyacım var dedi. Kullandığı cümle bu. Ve o şekilde Pertevniyel'e kısmet oldu. Tayinimiz çıktı ve gittik başladık. Yıl 1992. 90 kaç yıl sürdü Pertevniyal'deki öğretmenlik 2016. hayatınız? Kaç? 2016. 2016'ya kadar. Kaç ediyor hocam? Hesaplayamadım birden. 2092'den 24 yıl.
24 yıl. 24 yıl maşallah. Peki Yo. 24 yıldan bahsedebilir misiniz? 24 yıl neler yaşadınız? Nasıl geçti perterminal yılları? 24 yıl Pertevniyen Lisesi hayatımın en güzel yıllarıydı. Gerçekten yıllarca severek, koşarak geldiğim bir okuldu. Hiçbir zaman bir sıkıntı çekmedim. Yani bana zaman zaman soruyorlardı. Ya Pertevniyen Lisesi nasıl diye. Her şeyle dört dörtlük. Öğrencisiyle, öğretmen kadrosuyla, idaresiyle. Gerçekten hizmetlileriyle yani memurlarıyla uzun yıllar çalıştık ama gerçekten huzurlu bir şekilde çalıştık. Hiç kimseyle bir sıkıntımız olmadı. Büyüklerimizi abi olarak bildik. Abilerimiz bizi kardeş olarak bildi. Bayanlarla aynı şekilde. Mesela Ebel Hanım'la ilk karşılaşmamı isterseniz Ay anlatabilirim. çok seviniriz. Evet, ben de anılarınızdan biraz bahsetmenizi isteyecektim. Çok güzel olur. Zevkle dinleriz Sayın yani. zaman bir ay falan olmamıştı. Pertevniyel'de öğretmendim. Emel Hanım memur odasında oturuyordu. Ben de bir işim vardı. Girdiğim zaman içeri girdim. İşte dedi, ha, siz Erzurum'dan gelmişsiniz. Evet dedim. Yani ilk cümlesi bu oldu. Evet dedim. Erzurum'da nasıl yaşıyorsunuz dedi. Niye dedim, ne var onda? Nasıl Dedim, biz yani? Erzurum'da. Ne var dedim, yani onda bir şey mi var dedim. Yok dedi, ben kardeşim Erzurum'da dedi. Onun yanına gezmeye gittim kışın. Erzurum'daki ben yolda yürüyemezken karda kışta Erzurum'daki bayanlar yüksek topuklu, ince topuklu ayakkabılarla, botlar, çizmelerle çocuklar kucağında rahatlıkla yürüyerek gezmeye gidiyorlardı. Hayret ediyorum. Dedim, o bir alışkanlık haline gelmiş bir yapıdır dedi. Yani Emel Hanım'la ilk şeyimiz, sohbetimiz bu şekilde başlamıştı. Ve yıllar oldu, halen de Emel Hanım'la ve bütün arkadaşlarla görüşüyoruz gerçi. Şimdi 24 yıldan bahsettik. Yani çeyrek asır neredeyse. Bu dönem içerisinde İlk aklınıza gelen en güzel anınızı anlatmanızı istiyorum. En mutlu olduğunuz, hiç unutamadığınız ama en keyifli anınızı anlatmanızı istiyorum. Anı derken yani bizim çocuk öğrencilerle, öğretmenlerle yani çok güzel anılar yaşadık. Yalnız Komik bir ben anı şu olabilir. bir anı olarak şunu hatırlatayım ben size. 93 yılıydı zannedersem okulun o Sadık'ın evine giderken bodrum kattaki B bloktaki bodrum kattaki orada 3 tane sınıf vardı. Son sınıflar okuyordu. Evet. Ve Seyhan Bey ile Hayati Bey, kulakları çınlasın, oturmuşlar Seyhan Bey'in odasında, Müdür Bey'in odasında. Ya bu sınıflar ne yapacağız diye dert yanıyorlar. Hayrola dedim, ben girdim içeri tesadüfen. Hayrola dedim, derdiniz ne dedim. Dediler ki ya bu 3 tane sınıfın biyoloji dersine hiçbir öğretmen girmek istemiyor. Ha, böyle yer altında olduğu için böyle hani havasız bir yer olduğu için mi? Sınıf kalabalık. O sınıflar biraz daha artık nasıl yorumlayayım ben? Altın sınıf diyelim. Girmek istemiyorlarmış. Ki girmiyorlardı. Dedim ki bana verin. Hayati Bey aynen şu şekilde. Ya dalga mı geçiyorsun bizimle dedi. Şaşırdı yani. Şaşırdı. Senin biyolojiyle ne işin var dedi. Ya verin siz dedim bana. Ha, bunu söylememin sebebi de şu. Ders saatim azdı. Ders saatimin azlığının sebebi de ben bir belimden o ara bir fıtığa sıkıntısı yaşadım. Sağ olsunlar idari olarak az ders saatiyle beni idare ettiler. Gerçi ameliyat olmadan kurtulduk. Geçmiş Onun olsun. karşılığında ben işte talip oldum. Onlar da o 3 sınıfı bana verdiler. Derken yıl sonuna kadar 3 sınıfın biyoloji dersine de girdim. Ama öğrencilerden çok çalışıyordum tabii. Hazırlıklı gibi. Çünkü Bir branşınız değil yani. fayda var. Branşım. Yan branş olarak bizde fizik, kimya, biyoloji, fen bilimleri olduğu için Evet. yani fiziği belki halledemezdim ama kimyayı, biyolojiyi götürdük. Evet. Orada 3,5 ay derslerine girdim. Hiç kimse, o sınıftakiler benim kimya öğretmeni olduğumu bilmiyorlar daha. Ha. Bu da kimya derslerine giriyorum. Anladım.
Ama ikisi... Taktırmıyorsunuz yani hocam yani. Biyoloji hocam. falan demedim hiç. Evet. Bir gün küçük langada halı saha maçı yapacağız. Kimya dersine gittiğim sınıftakiler, şu anda onlardan birisi Toygar, işte Hakan vardı, doktor. Yani onların grup, hocam langada halı sahada top oynayacağız. Bizimle bizden oynamak ister misin? Olur dedim. Halı sahaya gittim. Meğerse oynadıkları sınıf biyoloji dersine girdiklerim sınıf. Yalnız onlara demişler ki kimya hocamız da bizden oynayacak. Oynasın ya demişler. Aynı kişi. Sormamışlar. Derken sahaya gittim. Sahaya gittiğimde oradaki çocuklar, zannedersem İsmail olacaktı herhalde. Hı. İsmail vardı, Çakır. Yanlış hatırlamıyorsa. Dediler ki hocam hayrola, ne işin var burada? Dedim top oynamaya geldim. Nasıl yani dediler. Dedim işte 11A mıydı şubesini tam olarak hatırlamıyorum. Onların takımdan top oynayacağım dedim. Hocam rakipleri biziz, onlarınki kimya hocaları oynayacak dedi. Kimya hocaları nasıl yani dediler. Sen biyoloji öğretmen değil misin? Yok dedim, benim branşım kimya. Hayır hocam, gerçekten güldürdünüz ya. Ne olduğunu orada öğrendiler. Hocam ben şunu sormak istiyorum. Şimdi koskoca bir 24 yıldan bahsettiniz ya, aslında nesil farklarını da gördünüz birbirisi arasındaki. Bu noktada ah nerede o eski pertemiyeller diyor musunuz? Yani eski kuşakla yeni kuşağı karşılaştırmanız gerekirse nasıl bir fark görüyorsunuz? Ya Bahar Hanım, ben rahatlıkla söyleyebilirim. Pek kuşak farkını ben görmedim. Yani öğrenci 92'deki neyse 2016'daki de benim için aynıydı. Yani benim şikayetim olmadı. Nesiller arasında da terbiye, saygı bakımından inanın ki bir şeyi fark görmedim. Hocam peki Allah sağlık versin. Evet. Ve bugün olmuş, bakın sizler karşılaşıyoruz. Çocuklarıyla karşımıza çıkan eski öğrencilerimiz var. Bakıyorum saygıda kesinlikle ailesinin yanında dahi kusur etmiyor. Ve bakın bir şey söyleyeceğim belki. Erzurum'dan öğrencim şu anda Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Mucip Kına. Her zaman bir araya geliriz. Yani toplum içindeki saygısını hiçbir zaman kaybetmez. Allah canınıza sağlık versin. Yani onun için ben öğretmenliği severek ve zevkle yaptım. Zaten o yüzden başarılı oldunuz hocam. Yani nihayetinde bu herkes için geçerli, öyle değil mi? Yani sevmediğiniz, mutlu olmadığınız bir meslekte zaten başarılı olmayı da bekleyemezsiniz. Bu anlamda aşık olduğunuz işinize zaten çok fazla bizler tarafından görülüyordu. O yüzden biz sizi çok sevdik, çok saygı duyduk. Umarım herkes de böyle sevdiği işlerde çalışırlar. Herkes bu kadar şanslı olmuyor tabii ki. Zaten şöyle bir söz vardı, tam olarak hatırlamaya çalışacağım ama eğer sevdiğiniz işi yapıyorsanız hiçbir zaman çalışmıyorsunuzdur gibi çok güzel bir söz vardı. Aslında siz hiç çalışmadınız hocam. Çünkü sevdiğiniz işi yaptınız. Belki de onun için doyamadık diyebiliriz. Biz de size doyamadık hocam ya. Ben de 2000 mezunuyum. Aradan 20 yıl geçmiş. Hala eğer bizde iz bırakıyorsanız zaten bu sizin başarılı olduğunuzun en büyük işaretidir, göstergesidir. İyi ki pertemineliyiz. İyi ki sizlerin elinden geçtik, öyle söyleyeyim. Şunu sormak istiyorum size. Şimdi pertemineler mezun olduktan sonra pertemineliler kopamıyorlar liselerinden. Yani herhangi bir lisede okuyanlar mezun oluyor, zaten unutuyor gidiyor. Ama pertemineli olmak işte bu yüzden belki ayrıcalık. Üniversite, araya üniversite giriyor, başka işler giriyor ama biz yine lisemizi hatırlıyoruz. Lisemizle olan bağımızı koparmıyoruz. Bu anlamda da pertemineliden yetişenler derneğin olarak da aktifiz aslında. Siz de bizim hemen hemen bütün düzenlemiş olduğumuz etkinliklere geliyorsunuz. Dernek başkanımız Osman Gültekin de zaten çok bu derneği aktif hale getirdi.
Mentorluk programlarımız var, pikniklerimiz var. Bu sene olmasa da iftar organizasyonlarımız oluyordu. Tiyatroya gidiyorduk, Uludağ'a gidiyorduk, her yere gidiyorduk. Peki daha etkin hale getirebilmek için neler yapılabilir? Yani sizin bu noktadaki önerileriniz nedir hocam? Derneği aktif hale getirebilmek için, daha çok katılımcıyı artırmak için. Önce şunu söyleyeyim, bakın. Terzemiyerli olmak ayrıcalıktır. Cümlenizi ben şu şekilde netleştireceğim. Evet. Ben de şu şekilde ifade ediyorum. Onu da bu yıl Tembertaş'ta bir öğrencilerden biri bir şey sordu. Evet. Ona istinaden ben şunu söyledim. Pertevniyal'in suyunun tadı çok güzeldi dedi. O nasıl dedi? Suyunu içen dedim. O tadı hiçbir zaman daha unutmuyor dedi. Yemek demedim, bak ya. Sadece suyunu içen dedi. Evet. Yani gerçekten Pertevniyal, Valide Sultan'dan mı diyelim artık? İçindeki ruhtan mı, güzellikten mi diyelim? Pertevniyal gerçekten güzel bir yuva. Güzel bir kurum. Ama çalışanlar da onu hissetmeli. Görev alanlar da onu hissetmeli. Tabii sadece duvarlardan oluşmuyor. Onu güzel yapan öğretmenleri, öğrencileri, oradaki insanların güzelliği. Nasıl hocam? Bunu insanlar hissetmeli. Evet. Yani pertevniyallilik ruhunu öğretmeni hissederse öğrenci de hisseder. Bu bir kere kesinlikle unutulmaması gereken bir şeydir. Yani hani bizim günümüzde bir şey vardır. Birisi bir şey söylediği zaman onu yapma derler. Diyen kişi yapıyorsa sözünün etkisi olmaz. Hatta bir gün yine şeye döneceğim. Bir geçen yıldı oturdum öğretmenler odasında soru çözüyorum. Arkadaşlardan biri dedi ki ya hocam artık bırak ya dedi. Nasıl bırakayım dedim ben. Bir öğretmen soru çözmeyi bırakırsa öğretmenliği bitmiştir. Hocam siz emekli olmayı düşünmüyor musunuz? Hep devam mı? Allah izin verirse. Olacağız artık. Herhalde bu yıl olacağız gibi. Aa, ama seviyorsunuz işinizi, aşkla yapıyorsunuz. Yaştan ayıracaklar. Bir de hocam şunu sormak istiyorum ya, bir insan hiç mi değişmez yani? 20 yıl önceki Burhanettin Hoca ile 20 yıl sonraki Burhanettin Hoca, eminim 40 yıl öncedekiler de aynı şeyi söyleyecekler. Yani fiziksel olarak da değişmiyorsunuz hocam. Bunun sırrı ne? Öğretmenin en büyük yani sırrı gençliğinin, dinamizminin sırrı öğrencilerdir. Evet. Öğrencilerle olan diyaloğu devam ettiği sürece öğretmen bir kere yaşlanmaz. Buyurun kaldığımız yerden devam edelim. Kızım şeydeydi, Çapa öğretmen lisesinde okuyordu o zaman. O da aynı zamanda bizim dershaneye geliyordu. Ben tabii dersine de giriyorum. Okulda olduğu sürece benim kızım olduğunu hiç kimse bilmedi. Bir iki arkadaşı dedim ben. Evet. Derken ben sınıfa doğru yürürken, giderken dışarıdaki delik çocuklar beni görünce İçeri koşarak gidiyorlar. Diyorlar ki yürüyen karizma geliyor. Şimdi Gülsün diyor ki yürüyen karizma kim? Diyorlar ki kimi öğretmenimiz? Şimdi çocuklarım. Ondan sonra ben bunu merak ettim. Yani neymiş? Pertevniyal'de meğerse lakabımız da yürüyen karizmaymış. Oo, güzel, bence çok cool yani hocam, yakışır. Yürüyen karizma. Ben ilk defa duydum ama. Bilmiyorum işte o dönemde çocuklar, dedim ki ya bu nereden icap etti? Dediler ki senin Pertevniyal'deki lakabın yürüyen karizma. Çok güzel. Kafanı görmeseler bile ayak yürüyüşünden sen olduğunu insanlar anlıyorlardı. Hocam bir şeylik var ya, bir hani coolluk var ya, ondandır yani hani. Bir, hani içi güzel, sıcak ama dışarıdan size söylediniz ya, biraz mesafeli olunca öyle takmışlar öğrenciler demek. Bunu söylememin sebebi şu. Yani öğrenciyle mesafeli davrandık ama evet, gerçekten abi kardeş gibi ilişkilerimiz de oldu. Aileler arasında da birçok veliyle bugün olmuş, halen daha yıllar geçmiş. Görüştüğümüz velilerimiz var. Sağ olsunlar, her zaman ararlar, sorarlar. Yani Allah eksikliğinizi vermesin. Güzel şeyler bunlar. Siz de hocam Allah uzun ömürler versin. Her zaman başımızda olun inşallah. Yani bu şu hayat bir normale dönsün de dernek çatısı altında tekrar
Sizlerle bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. O kahvaltıları, iftar yemeklerini. Bu arada ben son olarak size şeyi soracağım. Siz olsaydınız hocam, kendinize ne sorardınız? Benim sorum biraz ağır. Olsun. Buyurun hem sorun hem cevaplayın. Biz dinliyoruz sizi. Acaba 41 yıl içerisinde hak ederek o maaşı aldın mı ve öğrencilerine vermen gerekeni verdin mi? Biraz ağır, evet. Cevabını merak ettim. Hep sorgularım kendimi. Cevabını ben veremiyorum. O zaman hocam, ben veriyorum müsaadeniz. Sonuna kadar hak ettiniz. Ananızın ak sütü gibi hocam, helal olsun diyorum ya, Pertevner camiası adına. Siz bunu ne kadar yani vicdanlı olduğunuzu bir kez daha gösteriyorsunuz ama biz sizi çok seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Yani bunu hani öylesine laf olsun diye söylemiyoruz. Saygı duymak zorundayız ama sevmek zorunda değiliz ya hocam. Bütün hocalarımıza saygı duyuyoruz ama sizi de özellikle çok seviyoruz. Buradan bütün Pertevnerlerin de sesi olmak isterim. Peki hocam, programımızın zaten yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Son olarak vermek istediğiniz bir mesaj, söylemek istediğiniz bir söz varsa onları da sizden alalım. Sonra da Osman Gültekin'le programı birlikte kapatıyor olacağız. Öncelikle PDYD adına sana çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Osman'ıma da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Hakan, Hepinize hakanımız da var. sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum. Güzel günlerinizi görmek bizi her zaman mutlu eder. Şu anda halen daha yani nikahı olan, düğünü olan eski öğrencilerimiz bizi arayıp davet ettikleri zaman gerçekten çok duygulanıyoruz. Ve bugüne kadar birçok öğrencinin nikahına, düğününe gittiğimiz zaman orada bizi nikah şahidi olarak yakın akrabalar olmasına rağmen Evet. nikah şahidi olarak bizi yazdırmaları, yapmaları her zaman bizi mutlu etmiştir. Yani bu mesleğin en güzel yönleri bunlar. İşte o zaman diyorsunuz değil mi? Ya tamam, yaptığıma değmiş demek. Yani bir şeyler mücadele veriyorum ama işte demek ki yani olmuş, dokunabilmişim. Bu aslında en büyük göstergesi diye düşünüyorum yani. Nihayetinde okul hayatı bitiyor. Bütün menfaat varsa onlar da bitiyor ama mezun olduktan sonra yine aynı sevgi ve saygıyla konuşuluyorsa arada demek ki bir iz bırakılmış demektir diye ben anlıyorum. Yani bunu söylerken iyi ki öğretmen olmuşum diyorum. Hocam şey soracağım ben size. Sözünüzü de kesiyorum ama böyle üst üste soru sormak istiyorum merak ettiğim için. Şimdi bizim bir tane yani 5 tane 10 tane sayılı hocamız oldu. Nihayetinde bizler unutmuyoruz. Ama sizin binlerce yüzlerce öğrencileriniz oldu. Yani hiç şu durumla karşılaştınız mı ki bu soru da Osman Gültekin tarafından Bahar sorar mısın diye bana özelden yazıldı. Yani bir öğrenciniz aa hocam Burhanettin hocam falan geliyor. Siz hatırlamıyorsunuz. O an ne yapıyorsunuz? Rol mü yapıyorsunuz? Çaktırmıyor musunuz? Veya nasıl davranıyorsunuz? Şimdi öğrencilerle diyaloğumuz olduğu için genellikle pek rol yapmam, onu söyleyeyim. Ama hatırlamıyorsunuz. Karşı taraf çok sıcak. Yani istisnai bir durumdan bahsediyorum. Öğretmenlerde olan şey şudur. Benim kendi düşüncemi söylüyorum. Gözlerine bakarım ben. Yıllar onları da değiştirmiştir. Gözler yalan söylemez ve gözler hiçbir zaman özelliğini kaybetmez. Gözlerine bakarım. Hatırlamadığım anda rahatlıkla sorarım. Hangi dönemden diye. Çünkü insan insana benzer. İşte bakın 41 yıl. Çemberlitaş'a bir grup geldi. Müzik grubu. Üniversitede. Onların bateristi. Pertevniyal'den öğrencimiz. Hocam dedi beni hatırladın mı? Dedim sadece ses tonundan seni hatırladım. Ama sen kiloluydun değil mi? O Evet. kadar. Hocam bir soru gelmiş. Onu ben gerçi sorup sormamak arasında kararsız kaldım ama bence siz bütün öğrencilerinizi çok seviyorsunuz ama en çok sevdiğiniz öğrenciniz kim falan diye birisi sormuş. Belki de kendisini söylemesini bekliyor herhalde. Öyle bir ayırt yani hani bir dönem öğrenci demeyelim de belki de hani bir dönem atıyorum 88-89 yılı gibi
veya 2000 yılı gibi. Yani unutamadığınız bir dönem oldu mu? Ya unutamadığım bir dönem derken her dönemin özelliği başka. Evet. Yani dönem dönem hepsinin güzelliği başka. Ama yani unutamadığım bir sınıf var mı diye sorduğun zaman Evet. beni ağlatan bir sınıf olmuştu. Hangi sınıf hocam? Onlar bir şey şiir programı hazırlamış. Erhan Bey vardı, hatırlarsınız. Aa, evet tabii. Ve o sınıf öğretmeniydi yanlış hatırlamıyorsam. Kimya derslerine giriyordu. Bu sınıf o müzik şiir programını konferans salonunda yaparken şiir konuşmalarıyla beni ağlatmıştı. Yalnız o sınıfı unutmamamın en büyük sebebi Allah canlarına sağlık versin Aydın diye bir öğrencimiz vardı. Aydın'ı o sınıftaki çocuklar her sabah evinden tekerlekli sandalyeyle alır, okula getirir, sınıfta beraber ilgilenirlerdi. Çıkışta da Aydın'ı evlerine bırakır, gider evlerinde oturur, oradan giderlerdi. Zaman zaman Aydın'ın evine ben de uğrardım, yakın olduğu için. O sınıfın birlikteliğini, candan samimiyetlerini hiçbir zaman ben unutmadım, unutamam da. Çok güzel. Sevgisi dediğin zaman birçok öğrencimi candan sevdim. Samimiyetle, içten. Çünkü onlar gerçekten işte bazı öğrenciler, bir öğrencim vardı hiç unutmam. Babasının yanında bana ya baba dedi kusura bakma ben senden çok Burhanettin hocamı seviyorum. Hocam Erkin Demir ben de o korodayım falan diye alttan yazmış. Onu da Tabii belirtelim. aynısın. Evet. Erkin aynısın. Ben onların sınıf olarak o Aydın'dan dolayı işte ekip olarak onların yeri başkaydı onu söyleyeyim. Evet. Ama onun dışında Biz de mesela alınmayalım yani, değil mi hocam? Biz de alınmayalım yani. Biz hiç de. kimse alınmaz. Sen başka bir şey. Sevdiğini tenkit etmek başka bir şeydir. Ben öğrencilerimi şu şekilde sevdim. Şunu içten samimiyetle söylüyorum. Ben ülkemin bayrağının aşığıyım. Bir kere bunu rahatlıkla söyleyeyim. Ve benim ülkemin geleceği olan nesile aşık olmak, onları sevmek de benim en büyük görevimdir. Aynen öyle hocam. Bir anlamda Ben bilgimizin zekatını veriyoruz aslında. öğrencimi ülkemin geleceği olarak gördüğüm için bu ülkenin geleceği olarak gördüğüm için onlara canı gönülden davranışlarımla anlatabildiysem dersle bir şeyler vermeye çalıştım. Ama diyorum ya altında yatan tek temel bir şey ben ülkemi çok seviyorum. Ne Eğer güzel. ülkemi seviyorsam ülkemin iyi bir duruma gelmesi için o nesli yetiştirmem lazım. Allah bana nasip etti. Öğretmen oldum. Dolayısıyla o nesil bana emanetse onlara sahip çıkmak zorundaydım. Bakın 3 yıl önce, 3 yıl olmadı, 2 yıl önce Çemberlitaş'ta bir velinin bir sözü vardır. Evet. Bir öğretmene, ben de tesadüfen veli toplantısında konuşmalarına şahit oldum, içeri girdim. Demin sorduğum soruyu bana da sorar mısın hanımefendi? Yani çocukların notları niye düşükmüş? Veli niye neyi sorar? Bunu sorar genelde. Evet. Derken biraz sohbet ettik veliyle. Dedim ki sen o öğretmene güvenmiyorsan senin çocuğun burada işi olmamalı. Ana babanın en kıymetli şeyi nedir? Evladıdır. İnsanlar en kıymetli şeyini kime emanet eder? Emin elleri değil mi? Güvenilir elleri. Senin çocuğun senin için kıymetli ise onu bize emanet ediyorsan bize güvenmek zorundasın. Evet. Ve ona şunu söyledim. Benim yıllardır, yıl 86. Erzurum Hamam Hatip'te başladım o şekilde. Yapacağım şeyi anlatayım kısaca. Zamanımız var değil mi? Ya hocam şu an saati görmüyorum ama iftardan önce programı bitirmek istiyoruz haliyle. Şuna
yazılı yaptıktan sonra kağıtları öğrencilere dağıtırım. Evet. Dağıttım. Onlar kendi notlarını kendileri verdi. Sonradan ben onları tekrar kontrol ediyordum tabii. Kontrol ederken bazı öğrenciler fazla puan verebiliyorlardı. Hı. Bazıları da tam tersine ben bu hatayı nasıl yapmışım diyerek notunu düşük verenler de vardı. Bunları da gördüm. Tabii kağıtları dağıtırken en iyi öğrenme metodu sınavdan sonraki soruların kontrol edilmesidir. Hı. Eğer sunum da sağlıklıysa, öğrenciye bir şey verebilecek şekilde sorular hazırlanmış. O güven duygusunu aşılamak için her zaman öğrenciye kağıtlar dağıtmışımdır. Evet, evet, evet. Ve çok beni yaşadın. Ben senin çocuğuna güveniyorum. Yazılı kağıdını dağıtıyorum. Evet. Sen bana güvenmiyorsun. Böyle bir şey nasıl olur dedi. Derken fazla zamanınızı almayayım. Hanımefendi. Görebilir miyiz dedi. Olur dedim. Annesi, kızımızın annesi. Benden özür diledi. Bakan da ısrarla bir soru soruyor. Onun sorusunu da hani es geçemeyeceğim. Diyor ki Perseimier'in diyor Türkiye ve dünyadaki önemi nedir? Lütfen hocamıza sorar mısın diyor. Perseimier'in yeri benim gönlümde olduğu gibi dünyadaki yeri de bellidir zaten. Dünyanın her tarafında Perseimier'li var. Şu anda Amerika'dan, İngiltere'den, hatta uzak doğudan birçok kişi Perseimier mezunu olarak görev yapmaktadır. Hatta şu anda zannedersem Avustralya'da Nezaket ve Tanju diye bir çift, ikisi de eski öğrencilerimiz. Nezaket genetik mühendisiydi, yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum, Türkiye'ye dönmediler. Dönseydiler muhakkak arardılar. Yani Perseimier dünyanın her tarafına yayılmış bir durumdadır. Bırak onu, ben basit bir şey de anlatayım. Biz Didim'de denizde yüzüyoruz. Denizin ortasındayız. Suyun içerisinde birisi geldi alttan çıktı boynuma sarıldı. Genç bir kız. Ben, denizden çıktı yani. Görünce annesine babasına demiş ki orada yüzen Burhanettin hocam. Annesi, ya bu öğretmen olmanın zorlukları diyelim yani. Denizde bile rahat yok yahu. Evet, ben de işte oğlum, kızım. Orada Ünal amca vardı. Meltem Cumbul'un amcası. Hı. Onunla beraber yüzüyoruz. Alttan çıktı geldi boynuma sarıldı. Ben onu ittim. Kimsin ya, manyak mısın? Yani suyun içinden de çıkıyoruz. Her yerde var. Yani İyi ki Perseimier'de görev yapmışım. Dünyadaki yeri de bellidir. Hocam sizler bizden daha çok Perseimier'lisiniz. Çünkü biz 4 yıl okuduk nihayetinde. Siz 24 yıl hizmet vermişsiniz. O anlamda nesilden nesile Perseimier ruhunu aktaran rol model bir hocamız oldunuz. Ben bu programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz, çok sayıyoruz. Yakın zamanda da yüz yüze görüşmeyi çok istiyoruz. Sizin de söylemek istediğiniz son sözleriniz varsa alalım. Sonrasında ben Osman Gültekin'le programı iftara yaklaştığımız için kapatmak zorundayım. Bu arada hayırlı Ramazanlar da diliyorum. İnşallah güzel bir Ramazan geçiririz, güzel bir bayram yaşarız. Ben önce Perseimier camiası içerisinde rahmetli olan öğretmenlerimize, mesela Kahraman Bey, Macide Hanım, Niyazi Bey, Eddat gibi, artık onların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Onların dışında yandan öğrencilerimiz içerisinde rahmetli olanlar vardır. Mesela bir deli kız diye ifade ettiğimiz, mekanı cennet olsun, Emel diye bir kızımız vardır. Bana yaşattığı bir olay vardır. Yani olaylar o kadar çok ki. Metroya indim. Aksaray metroya indim. Okul dağılmış. Oradan bir yere gideceğim. Bunlar beni görün. Burhanettin Hoca, Burhanettin Hoca. Mahsusun. Değişik sloganlar attılar. Ve başlarında Emel vardı. Rahmetli. Trafik kazasında rahmetli oldu. Erdinç diye bir öğrencimiz vardı. Fenerbahçe aşığıydı. Oturup Fenerbahçe'yi konuşurduk. Ne bileyim ben,
Yunus Emre vardı. Halen de ailesi Yunus Emre için her yıl mevlüt okutur. Onun gibi ahirete intikal eden öğrencilerimizin, öğretmen arkadaşlarımızın hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Rahmet eylesin. Hayatta olan bütün öğretmen arkadaşlarıma, öğrencilerimize, dünden bugüne herkese saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Siz de hocam. Siz de iyi ki varsınız. Allah canınıza sağlık versin. Hepinizi öpüyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Hocam tekrar saygılarımızı sunuyoruz. Hayırlı iftarlar diyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ben size... Saygılar. Hoşça kalın. Hoşça kalın hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Haftaya bu saatte bugün yine burada olacağız. Bizi sakın kaçırmayın diyoruz. Evet. Pertemniyelli olmak ayrıcalıktır arkadaşlar. Güle güle.